Mektubumda da izah ettiğim gibi hünkârım, o günden bugüne bir değişiklik olmadı. Yeniçeriler isyana hazır. En ufak bir kıvılcım ortalığın karışmasına kafi. Neyse ki vaktinde geldiniz. Buna cüret edemeyecekler. Sen ne işe yararsın? Şehzade Mustafa'dan havadis var mı? Geliyorlar hünkârım. Bugün yarın ordugâhta olurlar. Otağını uzağa kurmasını emrettim. Ordugâhıma askeriyle girmeyecek. Gelir gelmez de haberim olsun. Emredersiniz hünkârım. Ağalar ne vaziyettedir, kim nerede durur, ne yapar hepsini bilmek istiyorum. Bir daha bana bunu sakın yapma. Sakın. Gittiğin her yere haber vereceksin. Affedin baba. Hazırlan Mustafa. Edirne'deki saraya dönüyorsun. Bu kanatları da çıkart. Sen benden habersiz hiçbir yere uçamazsın. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri emriniz üzere askeriyle birlikte ordugahın biraz uzağında otağını kurdu. Yeni emirlerinizi beklerler. Hünkârım. Hayli uzun yoldan geldik Cihangir. Otağına git istirahat et. Abim Mustafa'nın size olan sadakatinden şüphe duyduğunuzu görebiliyorum hünkârım. Zira önünüze müsbet deliller sundular. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Lakin mutlaka bir izahı olduğuna eminim. Ona bir fırsat verin. Ne olur. Mustafa abime bir fırsat vereceksiniz değil mi hünkârım? Onu dinleyeceksiniz değil mi? Sen bu mevzudan uzak dur Cihangir. Bu kadar mı zor hünkârım? O sizin oğlunuz. İlk göz ağrınız. Her ne kabahat işlemiş olursa olsun. Ki ben masum olduğuna adım kadar eminim. Diyorlar ki onun canına kıyacakmışsınız. Katline ferman verecekmişsiniz. Bu mümkün değil dedim. Babam yapmaz dedim. Kıymaz oğluna dedim. Öyle değil mi hünkârım? Kıymazsınız ona değil mi? Kıyar mıyım?